Mallorca Adası ya da Mallorca Adası, haritada da gördüğünüz gibi İspanya'nın güneyinde yer alan, İspanya'nın bir parçası olan ve Akdeniz'de bulunan Balear Adaları'ndaki en büyük adadır. Burası adanın başkenti Palma şehri. Adanın başkenti Palma aynı zamanda Balear Adaları özel topluluğunun da başkentidir. Diğer Balear Adaları Minorca, Ibiza ve Formentera adalarıdır. İspanya'nın yönetim şekline göre 17 adet özerk bölge var. Bir de 2 adet özerk şehir. Dolayısıyla Mallorca ve işte Balear Adaları da özerk bir yönetime sahip. O yüzden Palma başkent diye geçiyor. Hem turistik açıdan hem de denizinin güzelliği, malum Akdeniz, hem de kültür turizmi açısından çok elverişli olan ada 1950 yılından itibaren turizmde gözde olmaya başlamış. Burası gotik tarzda yapılmış bir katedral. Biraz evvel resmini gördünüz. Limanın yakınlarında. Palma Katedrali ya da sıklıkla söylenen adıyla La Seu Katedrali. Burası Mallorca'da bulunan gotik tarzda inşa edilmiş bir katedral. Yapımı 400 sene sürmüş. 121 metre uzunluğunda ve 55 metre genişliğinde. Yani aslında hani böyle gotik tarzda yapılan katedraller içerisinde en büyüğü bu. İnşasına 1229 yılında Kral Aragonlu 1. James tarafından başlatılmış. 400 sene sonra nihayet 1601 yılında bu yapı tamamlanmış. Şimdi Palma'nın içerisindeyiz. Burası meydanı mesela. Çok hoş. Biraz Endülüs tarzını da yansıtan mimarisi var. Ben bazen bu evleri bizim Balat'taki evlere benzettim. Böyle dar sokaklarıyla hoş bir görünüm elde ediliyor gezerseniz. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. İspanya olduğu için flamenco ritminde düzenledim. Çok gezilecek yer var Mallorca Adası'nda. Bu videoyu ben Palma'ya ve biraz sahil kesimine ayırdım. Daha bir sürü yerler var, o yüzden ikinci bölümü de mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Yani bir bölüm daha olacak Mallorca ile ilgili. Mallorca'nın tarihi milattan önce 6000-4000 yıllarına kadar dayanıyor. Ada milattan önce 123 yılında Romalıların eline geçiyor. Milattan sonra 426'da Vandalların istilasına uğruyor. 524 senesinde ada Bizans hakimiyetine giriyor. Bir ara İslam hakimiyetinde kalıyor. Kuzey Afrika'dan gelen İslam akınlarının sayesinde. Muhabbitler geliyor. 1229 senesine kadar adayı ellerinde tutuyorlar. Sonra Aragon Kralı 1. James 3 aylık bir sefer sonucu adayı ele geçiriyor.
Bu gördüğünüz kale Belver Kalesi. Palma'yı yüksek bir yerden seyir terası gibi izleme şansına sahip olabileceğiniz hoş bir yapı. XIV. Yüzyılda Mallorca Kralı 2. James'in emriyle inşa edilmiş. Avrupa'daki birkaç varlak kaleden biri olan Belver Kalesi'nin içerisinde böyle bir müze de var. Mallorca krallarının ikametgahı olarak kullanılmış. Daha sonra işte İspanya kurulunca Mallorca Krallığı ortadan kalkmış. İşte burası özel bölge olmuş. Belli bir süre burası hapishane olarak kullanılmış. Şimdi turistlerin ziyaretine açık. Şehri böyle hakim bir noktadan görüyor olması ayrı bir cazibe katmış kaleye. Şimdi buradan tam aksi yöne doğru gideceğiz. Bizim otelin de bulunduğu, burası batı, adanın batısı, doğu yönüne doğru ilerleyeceğiz. İşte adanın manzarası. Porto Cristo. Burası doğuda yer alan bir sayfiye yeri. Burası da Cala Miller. Bizim Belek sahillerini andırıyor. Ama oteller tarafından sahiller işgal edilmemiş. Çok güzel düzenleme yapmışlar. Sizin de fark edeceğiniz gibi. Yani sahillerde şezlong falan bulamadım. Yasa mı böyle yoksa sezon dolayısıyla mı bilmiyorum ama bakın gördüğünüz gibi sahiller herkese açık. Herhangi bir otelin emrine tahsis edilmiş değil. Daha bir sürü yer var. Onları artık bir sonraki videomda anlatacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim.